Προέδρου για τις γνωστές στο Κυπριακό, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Στο Κυπριακό είμαι 43 χρονών και 43 χρόνια από τότε. Κάθε φορά βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση. Δεν πρέπει όμως, αγαπητέ μου φίλε Πρόεδρε, να ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό υπάρχει ανοιχτό, διότι πριν 43 χρόνια μπήκε κατοχή του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των θρησκευτικών ελευθεριών, επίσης και εκεί είναι πολύ ευαίσθητος εγώ. Tabii yaşı itibariyle Sayın Tsipras'ın 43 yıldır bunun böyle devam ediyor demesi, ben de 63 yaşında olduğuma göre ben de aynı şeyi şu anda hep yaşadım, yaşıyorum. Öyleyse bu işi çözmenin yollarını arayacağız. Ama bunu çözmenin yollarını ararken de ben burada ciddi bir tecrübeye, deneyime sahibim. Süreci de yakından hep takip ettim. Ve takip ettiğim bu süreçte de minderden kimlerin kaçtığını da çok iyi biliyorum. Ve bu konuyla ilgili de bütün belgeleri, bilgileri rahatlıkla verebilirim. Ve buna eğer hassas davranır, dikkat edersek çok şeyi aşarız diye düşünüyorum. Mesela ikide bir asker bulundurma deniyor. Tamam da Yunanistan asker bulundurmadı mı? Bulundurmuyor mu? Aynı şekilde orada asker bulundurma olayı, Annan planı eğer uygulanmış olsaydı bugün bu noktaya gelmemiş olacaktık. Bütün oradaki asker sayısı hepsi belli bir düzene oturtulmuştu. Ama oradaki referandumda kim ters hareket etti? Evet, Güney Kıbrıs ters hareket etti ve bugünlere geldik. Anavatan ve garantör Türkiye olarak Kıbrıs meselesi. Bakın ben Kıbrıs meselesinde aktif rol oynamış bir siyasetçiyim. Ve bu işin en zirve yaptığı nokta Burgenstock'taki görüşmelerdir. O zaman Davos'taki bir görüşmede Kofi Annan benden rica etmiştir. Demiştir ki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben size soruyorum dedim. Gel şu işi beraber ele alalım. Dedi ki ben 3 kere teşebbüs ettim, başarılı olamadım. Bir daha girmek istemiyorum. Yani 4.sine beraber girelim dedi. Tamam dedi. Ve beni bir hafta 10 gün sonra aradı. Ben görüşmelerimi yaptım, başlayabiliriz dedi. Ve başladık. Çok enteresandır. Tabii Yunanistan garantör ülke. Türkiye de garantör ülke. İngiltere de garantör ülke. Ve çalışmalarımıza başladık. Önce Dışişleri Bakanlarımız, hepsi çalışmaları yürüttükten sonra final çalışmasını da İsviçre, Burgenstock'ta yaptık. Kofi Annan, başbakanlar, orada bir araya geldik. O zaman Karamanlis, Yunanistan başbakanıydı. Ve görüşmeler, çalışmalar bittikten sonra son ana geldiğimizde hatta Güney Kıbrıs tarafı masadan çekilmek istedi. Kofi Annan dedi ki ben söz verdim. Burada bu işi bitireceğiz dedi. Ve imzalar atıldı, ayrıldık. İş referandum safhasına geldi. İşte bildiğiniz gibi %65-70 Kuzey Kıbrıs Türkler evet dedi ama Güney bir o kadar tam ters hayır dedi. Ve oradan Avrupa Birliği'ne Güney Kıbrıs girdi. Yoksa o ana kadar Güney Kıbrıs'ın böyle bir şansı söz konusu değildi. Ve bize de orada söz verdiler. Dediler ki bu iş bu şekilde yürürse biz bunu bitireceğiz. O süreci de ben yaşadım. Bakın şimdi yine en son İsviçre'de, Cenevre'de yine bir araya geldiler. Dışişleri Bakanları, garantörler vesaire oturdular, konuştular, konuştular. Sonunda masadan kim çekildi? Güney Kıbrıs çekildi. Dışişleri Bakanı burada. Sayın Koçyaz burada. Hep beraber o süreci yaşadılar. Biz istiyoruz ki adil, kalıcı bir çözüme bu işi kavuşturalım. Ama Güney Kıbrıs'ın böyle bir derdi, böyle bir sorunu yok.
Çünkü haklı olduğumuzu görüyorlar. Her şey ortada. Bunu gördükleri için de bakıyorsunuz en kısa yoldan hep kaçamak bazı yollara başvurup diyorlar ki yine olmadı. Aynı şekilde Ege'deki meselelerde işte sürekli istikşafi diyoruz, görüşmeler vesaire filan. Ya biz bundan kaçmıyoruz. Gene varız. Genel Kurmay Başkanım burada. Biz her zaman bu görüşmeleri yapabiliriz, yürütürüz. Ama bütün mesele adil olalım. Adil olmak suretiyle de işin üzerine gidelim. Bir de çözüme odaklanalım. Ve bardağın boş tarafıyla uğraşmayalım. Dolu tarafıyla uğraşalım, netice isteyelim. Eğer dolu tarafıyla uğraşmazsak, o zaman zaman kaybından başka hiçbir iş olmaz. Ama bizim artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Bu işi başarmamız lazım. Ve yeni bir dönem diyorsak, bu yeni dönemi de bizim bu şekilde özellikle de adanın gerçekleriyle ilgili olarak adımları atmamız lazım. Bakınız, bir diğer bu noktada önemli adım da şu, özellikle 3 milyonu aşkın şu anda mülteci bizde. Ve biz bu 3 milyonu aşkın mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz. 30 milyar dolar şu ana kadar bizim yaptığımız harcama var. Avrupa Birliği ise bize şu ana kadar maalesef vermiş olduğu destek bizim milli bütçemize değil. Nereye? Kızılay'ımıza. Ne kadar? 850 milyon avro. Bilemedin 900 milyon avro. Verdikleri söz bize 2015-2016 yılı içerisinde 6 milyar avro destek vereceklerdi. Ve bu gelmedi. Sözü veren neresi? Avrupa Birliği. Yerine getirmeyen Avrupa Birliği. Ve bunları da maalesef acımasızca görüyoruz. Tabii bir diğer konu, özellikle böyle bir toplantıda sözlerimi bitirmeden önce dün ABD Başkanı Sayın Trump tarafından yapılan Kudüs'e dair açıklamaya değinmek istiyorum. Bu karar maalesef bölgemizin ve dünyanın barışı adına son derece talihsiz bir açıklamadır. Kudüs semavi üç dinin kutsal bir mekanıdır. Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin. Yapılan açıklamalar her şeyden önce uluslararası hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır.